Şeker fabrikalarının satılmasına vatandaş karşı. Çünkü şeker fabrikaları hem kar getiriyor hem de milli servet. Eğer fabrikalar satılırsa milli kurum zarar edecek. Bölge ekonomisi kan kaybedecek. Türkiye'yi sata sata bitiremediler bugüne kadar. Fabrikaların olduğu illerde imza kampanyaları başlatıldı. Şeker İş Sendikası Kırklareli'ni ilçe ilçe gezerek imza masaları açıyor. O noktalardan biri de Baba Eski oldu. Bu bir parti meselesi değil. Bu bizim çocuklarımızın geleceği meselesi. Doğal şekeri yok edip çocuklarımıza nişasta bazlı şeker yedirmek istiyorlar. Nişasta bazlı şeker herkes biliyor ki kimyasaldır. Parti başkanları da bu mücadeleye destek verdi. Vatan Partisi Baba Eski ilçesi olarak katkı vermek için buradayız. Niye satılsın? Onunkini kaybetsin. Kendininkini üretsin he mi? Bizimki üretsin, onunki kaybolsun. Şekeriş Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık da vatandaşları cumartesi günü ulusal kanalın fabrika önünden yapacağı canlı yayına davet etti. Cumartesi günü de ulusal kanalımız Alpullu Şeker Fabrikası'nın önünde 11 ile 1 arasında canlı yayın yapacaktır. Tüm halkımızı Alpullu Şeker Fabrikası'nın önüne davet ediyoruz. Burası da Eskişehir. Buradayız diyebilirsin. Fabrikalar özelleşmesin, milli değerler kayba uğramasın diye imza kampanyası başlatıldı. Bugün itibariyle yaklaşık bir 20 bin imza toplamışızdır. İnsanlar bu konuda çok duyarlı. Eğer ben milliyim diyen bir insan tek milli ürün olan şeker fabrikalarını satması mümkün değil. O zaman milleti kandırıyor demektir bu. Şeker İş Sendikası hükümetin aldığı karara tepkili. Fabrikaları kapattılar mı, ne yapacaklar ben onu anlayamıyorum. Köylü ne yapacak, esnaf ne yapacak, kamyoncu ne yapacak? Özelleştirmeye bir tepki de Denizli'den geldi. Şeker fabrikalarının satılması yerli üretim ve milli ekonomiye vurulan bir darbedir. Pancar üretiminin yoğun olduğu Çivril'de Şeker İş, Vatan Partisi, CHP ve İyi Parti yöneticileri kent merkezinde çadır kurdu, imza masası açtı. Şeker fabrikalarının satılması pancar üretici çiftçimizin ekmeğiyle oynamaktır. Şeker İş Uşak İl Temsilcisi Yaşar Taylan, özelleştirme karşısında tehlikeleri sıraladı. Kartellerin ve kapitalist sistemin ülkemize zorla dikte ettiği sentetik şekeri, nişasta bazlı şekeri ülkemiz insanına yedirmiş oluruz.